Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere 4K çekim, 2K çekim, 480p gibi konularda bilgi vermeye ve bunlar arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım açıkçası. 4K ya da 2K dediğimizde burada anlaşılan şey ekranın boydan boya yani çaprazlamasına hani inç ölçüyorlar ya o alandaki ya batıdır. Siz bir video çektiğinizde videonun telefona kaydedildiği hali ya da örnek veriyorum işte SD karta kaydedildiği hali eğer 4K ise piyasada Corby dronlar var. Aden dronlar var. Şimdi yeni Gorilla dronlar çıktı. 4K görüntü kalitesi olduğunu söylüyor. Şimdi bu görüntüleri aldığınızda bu görüntüler evet size 4K bir televizyona koyduğunuzda kenarlardan kısmadan sığacak ama baktığınızda size vereceği görüntü güvenlik kamerasının görüntüsünden hallice görüntü olacak. Bu da şu anlama geliyor. Yani bir görüntünün 4K olması sadece ekran ile alakalı ve görüntü kalitesiyle alakalı değil. Eğer görüntü kalitesiyle alakalı olacaksa merceğinizin markasından tutun da çapına kadar, CMOS sensörünün büyüklüğüne kadar her şey burada görüntü kalitesini etkiler. Basit bir örnek vermek gerekirse yıllar 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 önce Nokia'nın çıkardığı 41 megapiksellik kamerayla çektiğiniz görüntüler Minecraft görüntüleri gibi de hatırlarsanız. Halbuki bakıyorsunuz 41 megapiksellik bir kamera var. İşte o da nasıl dağın fare doğurması gibiydi. Bize bu 4K, 8K diye bahsettiğimiz şeylerde böyle. Mesela basit bir örnek vereceğim yine. Çok basit örnekler değil aslında bunlar ama. Autel bir drone çıkardı. 8K dedi. O dedik harika sektörü değiştirecek. Ama bakıyorsunuz ki bir DJI kamerasıyla Autel yarışamıyor. Zaten piyasadan da silindi gitti. Muhtemelen bir daha da ülkemizde bu drone'ları alan insanları göremeyeceğiz. Çünkü kalitesi olsun, sensörler olsun hiçbir şeyin çalışmadığını hep birlikte tecrübe ettik. Dronlardan konumuza dönecek olursak tekrar. Burada mesela Nokia'nın o dönemdeki cihazlarındaki görüntü kalitesinden çok çok daha fazlasını belki iPhone'lar 3 megapiksellik bir kamerayla sunabiliyorlardı. Bu da demek oluyor ki bizim için önemli olan şeyler cihazın kaç K kamera kaydı yaptığı değil, merci, sensörünü ne kullanmış, işlemcisi, çipi nedir Bunlar çok önemli çünkü görüntünün işlenmesi sadece 8K, 4K, 480p olmasına bakmıyor. 4K bir görüntüyü de sanki 480p tost makinesiyle çekilmiş gibi izleyebiliyorsunuz. İşte buna en büyük örnek korbiler ve adenin alt seviye droneları diyebiliriz. Peki biz hangi görüntü şeklini kullanmalıyız? Yani cihazımızla bir görüntü kaydediyoruz. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Bu da yine soracağımız önemli sorulardan biri diye tahmin ediyorum. Bunu cevaplamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçeklik var. Boyu mu işlevi mi diye düşündüğümüzde bir şeyin boyu büyüdüğü zaman işlevinin de azaldığı bir sektör maalesef teknoloji. Bir örnekle bunu anlatmaya çalışayım. 4K bir video kaydetmek istiyorsanız bu dronunuzda olur kameranızda olur. Buna özel bir SD kart almanız lazım. Hem SD kartın kapasitesinin fazla olması gerekiyor ve hem... SD karta vereceğiniz paranın da artması anlamına geliyor. Yani bir şeyin boyutu büyüdüğü zaman maliyeti ve size çıkaracağı emek de fazla. Aynı şekilde bunu editleyeceğiniz bilgisayarın işlemcisinin ve hard disk kapasitesinin de aynı büyüklükte olması gerekiyor. Peki burada 4K mı 1080p mi ya da 2K mı çekmeliyiz? Buna nasıl karar vermemiz lazım? Bir kere eğer sosyal medya için çekim yapıyorsanız, yani çektiğiniz videoları Instagram gibi alanlarda kullanacaksanız ve ticari bir işiniz yoksa, sadece bunları paylaşmak için çekiyorsanız benim tavsiyem mümkün mertebe 1080p çekmeniz. Çünkü ben birçok videomu 1080p çekmeye gayret ediyorum. Hatta artık bazı programlar var bilgisayarlarda. Bunlar cep telefonlarına bile indirgende şu anda. Ee, size 1080p çektiğiniz görüntüyü 4K'ya çevirebiliyor çok basit bir şekilde. Bununla birlikte eğer ticari bir iş yapacaksanız ve yine kullanıcılarınıza 4K bir görüntü vermek istemiyorsanız ama iş yaptığınız işi de profesyonelce ve severek yapıyorsanız donanımınız da yeterliyse yani güçlü bir işlemciniz mesela örnek veriyorum Intel i9 gibi bir işlemciniz varsa ya da işte Apple'ın yeni M serisi işlemcilerinizden biri varsa yeterli RAM'iniz varsa, yeterli SSD, M.2 SSD kapasiteniz varsa yine dönüp 4K video çekip daha sonra bunu editlerken 1080p yani full HD'ymiş gibi editleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar ama şahsen ben 1080p görüntü kaydedilmesini ve bu şekilde yayınlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek sizin için. Sadece belki renk doygunlukları falan bazı lenslerde ya da 4K'da fark edebiliyor bunun haricinde çok bir farkı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Tabi bu işin profesyoneli değilim. Daha çok bilen arkadaşlar beni burada eleştirebilirler diye tahmin ediyorum ama bu benim gönlümden geçen. Doğru da olmayabilir açıkçası. Şu bugüne kadar deneyimlediğim şeyleri sizle paylaşmaya çalışıyorum. Yine sizlerin görüşlerini de açayım arkadaşlar. Bunları yorumlar alanında belirtirseniz ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. 4K'nın bahsetmem gereken diğer avantajlarından bir tanesi de yaratıcı işler yapıyorsanız ve sürekli bunlar izleniyorsa ve kendinizden eminliğinizi ortaya koymak istiyorsanız 4K sizin için vazgeçilmez olmalı. Örnek bir video çekiyorsunuz dönerek başka bir videoya geçiyor. Sonra yine döndürüyorsunuz başka bir şeye geçiyor. Pat arkaya sarıyorsunuz başka bir görüntü koyuyorsunuz. Bu tür şeyleri 4K ile çekmenizde fayda var. Çünkü yaptığınız işler artık kendinden eminliğinizi ortaya koyuyor ve profesyonel işler ediniyor. Bu işlerde 4K kullanmanızı ben tavsiye ederim. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımı takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve mümkünse Instagram'dan bir merhaba yazmayı ve tanışmayı benimle ihmal etmeyin derim görüşmek üzere